Herkese merhaba, ben Koray ve bugün abi bugün gerçekten bu videoda bomba şeyler olacak. Hem like rekoru hem de yorum rekoru geleceğine o kadar eminim ki. Ama sizlerin de seri olan ilgisini de görmüş olacağız bu videoda. Yeniyseniz öncelikle arkadaşlar abone olun, bildirimleri açın ki bir sonraki videolardaki falan hiçbir detayı kaçırmayın. Bu bölümde çok önemli şeyler yapacağız ve artık coinslerimizi harcamaya başlıyoruz. Çünkü SBC geldi, depolarımızı yaptık, sattık. Şimdi coins harcama zamanı. Bunlar arkadaşlar sizin beğenilerinizle beraber ilk olarak beceri geliştiricileriyle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sonrasında yorumlarınızla alakalı efsane şeyler söyleyeceğim. Başlamadan videoya like atın, zaten like'ları niye attığınızı söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölüme 1800 beğeni gelmiş. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ben 900 bin coins'i beceri geliştiricilerine harcayacağım demek oluyor. Yani ne demek? 200 beğeni eşittir 100 bin coins. Şimdi arkadaşlar 900 bin coins harcayamadığıma göre hemen abi ben şimdi basayım bunları da görün. Gözünüzün önünde yapayım hemen. 800 bin coins harcayacağım. Yani tam 800 bin coins sadece beceri geliştiricilerine, yani boostlara gidecek. Hemen devam ettiğim abi. Daha çok fazla şey yapacağız arkadaşlar. Daha çok önemli şeyler söyleyeceğim. Siz beğenilerinizi atın. 200 beğeni başına 100 bin coins harcıyoruz. Yani bir sonraki bölümde uçacağız gideceğiz galiba. Bilmiyorum yani, bayağı bir şey geleceğiz. Çünkü bayağı bir boost da alacağız arkadaşlar. Boostlarımızı da yükseltmeye devam edeceğiz. Bakın daha burada 500 bin coinslik boost da var. Yani eğer siz bir sonraki bölüme 5000 beğeni atarsanız ben tam kaç coin harcamış oluyorum? Bir dakika. 1800, 2000, 2,5 milyon coin harcamış oluyorum. 5000 beğeni de arkadaşlar, ki neden atamıyorsanız şu anda kanal efsane gidiyor bu arada. Hiç bozmayalım. Yeniyseniz abone olun, bildirimleri açın. Hiçbir detayı kaçırmayın dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar çok önemli, çok ciddi bir soru soracağım size. Biliyorsunuz bizim dizilişimiz bu şekildeydi. Ama ben bu dizilişe geçme kararı aldım. Ama bunu size de soracağım. Şimdi abi bu dizilişe geçtiğimiz zaman tek santrafora dönüyoruz ama sağ kanat sol kanat kartları gelecek ve Süper Lig'de gerçekten çok güzel sağ kanat sol kanat kartları var. Onları alalım diyorum ve şöyle bir şey yapacağız. MO'ları da değiştireceğiz. Hepsini tekrardan 90 rating yapacağız zaten. Bir sonraki bölümde bütün oyuncular 90 rating olmuş olacak. Hatta bu bölümde de olabilirdi ama bu bölümde size bu soruyu soruyorum arkadaşlar. 3-4-3 dizilişimi, 3-5-2 dizilişimi, yorumlara öncelikle bunu yazmayı kesinlikle unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi diyelim bu dizilişe geçtik arkadaşlar. Adem Laiç ile Luis Gustavo kadrodan çıkmak durumunda kalıyor. Falcao, Charlotte ve Crivelli'den 2 oyuncu da kadrodan çıkacak. Ancak abi örneğin size şöyle göstereyim. Buraya seri Mensah'ın da kartı bu arada gerçekten güzel. Mensah'ın kartını hemen göstereyim. 1 MO'ya göre gerçekten müthiş. Boostlarını da yükselteceğiz zaten sizlerle beraber, hep beraber. Gördüğünüz gibi abi hıza bakın. Yani daha düşük kart olmasına rağmen hızı filan, şutu filan gerçekten iyi. Buraya da bir Mensah'ı koyalım abi. Bu kadroyla ilgili sizlere önerilerinizi sunacağım hemen. Mensah'ı da koyalım. Sağ ortası zaten duruyor. Tabi sizin istediğiniz oyuncuları transfer edeceğiz. Yeni yeni transferler olacak. Sol kanat şu anlık Babel var sadece. O yüzden sol kanatı şimdiden koymayacağım abi. Yani sol orta Enkodu falan koyulabilir. Ve sağ kanat abi. Sağ kanatta da şu anda bir oyuncu yok. Sağ kanatta alacağız takımı ama oyunda efsane kartlar geldi. Bir şey diyeceğim bu arada. Vişka yerine Abdülkadir Ömür'ü de alabiliriz. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Vişka mı Abdülkadir Ömür mü? Bu gerçekten çok ciddi bir ve önemli bir soru. Gerçekten cidden çok önemli bir soru. Stoper önerisi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani yorumlara yardırın. Abdülkadir Ömür'ü aldığın Türkiye'den sağ kanat önerin, sol kanat önerin. Tabii ki 3-4-3'e geçmemizi istiyorsanız arkadaşlar, ki bence geçelim. Ratingi de yani şu an 102 göründüğüne bakmayın. Daha düşük göründüğüne bakmayın. Herkesin boostunu basacağız. Şu anda kadroda altın oyuncular var. MO olarak dediğim gibi şu anda karşımızda Seri ve Mensah'ı görüyoruz ama tabii ki daha fazla olabilir. Bu arada bu hafta Süper Lig'den 3 tane haftanın takım oyuncusu geldi. Hemen onları da sizlere bir göstereyim. Hemen abi gelelim. Bu arada bayağı bir yükseltme de yapacağız. Çok heyecanlıyım şu anda. 110 rating'e gerçekten gidiyoruz. 3-4-3 dizilişiyle bence daha güzel olur. Sağ orta saha, sağ kanat, sol kanat böyle uçarız gideriz. Ama şimdi gerçekten çok önemli bir şey göstereceğim sizlere. Bu hafta Süper Lig'den 3 tane haftanın takım oyuncusu geldi. Ve şöyle üzücü bir durum var arkadaşlar. Maalesef ki bu son haftanın takımıydı. En azından 3 tane oyuncu buradan alabildik. Keşke Beşiktaş Galatasaray maçında, Trabzonspor Başakşehir maçında, Fenerbahçe kendi maçında falan çok gol atabilen oyuncuları olsaydı. Ama gördüğünüz gibi burada Hugo Rodeaga gelmiş Denizli Spor'dan. Güzel bir kart. Rodeaga'yı kesinlikle almak istiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın bunu da. Ve arkadaşlar Mensah, Kaulker zaten ben ikisini de paketten çıkardım. Bu paketleri açtım, sizlere göstermedim. Sadece bir tane şey çıktı abi. Hani paketten Hamdallah çıktı. Onun da hiçbir anlamıcı yok yani. Çok kötü paket açılımı yaptım. Her neyse, dediğim gibi Mensah. Larsson da mı Süper Lig'den bilmiyorum. Değil, tamam. Mensah, Kaulker ve Rodeaga geldi arkadaşlar. Ve SBC'lere de efsane bir oyuncu geldi. SBC'ye mi gelmişti bilmiyorum. Bir dakika, SBC'ye gelmemiş de olabilir ama bir bakalım sizlerle beraber. Şu yükseltmelere bakalım abi. Bir yerde vardı muhtemelen hatırladığım kadarıyla. Uyruklara gelelim. Uyruklara bakalım. Uyruklarda da yok. Gelişmiş. Gelişmişte zaten şey var.
Abi SBC değil, şeye geldi galiba. Ya nereye geldiğini hatırlamıyorum ama Abdülkadir Ömür'ün mükemmel bir kartı var. Hemen göstereyim arkadaşlar sizlere. Pazarda varsa eğer göstereceğim. Rodaega'yı falan da almayı planlıyorum. Sağ kanat kesinlikle Rodaega olmalı bence. Hemen hatta şöyle bakalım abi. Önce şuna bakalım. Önce şuna bakalım. Ligi direkt Süper Lig yapalım. Hemen pozisyonu da sağ ortası yapalım. Abdülkadir Ömür'ün kartına bakmak istiyorum. Abdülkadir Ömür'ün kartı galiba yok abi. Bakayım bir şöyle de bakalım. Ama yok galiba şu anda daha pazarda. Alabildiğim an alacağım. Etkinlikten de alırım zaten arkadaşlar. Hangi etkinliğe geldiğini unuttum şu anda. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Onu da alırım ama öncelikle mesela Süper Lig'den sağ kanat olarak kimi alabiliriz? Ona bir bakalım abi. Hemen pozisyonu sıfırlayıp sağ kanat yapacağım direkt. Bakalım abi kimi alabiliriz? Rodaega gördüğünüz gibi ve Feguli var. Ama Rodaega bence şu anda çok daha iyi olur. Çünkü Feguli'nin hızına şöyle bakalım abi bakın. Burada hızlanması 95 gözüküyor. 84 halinin. Rodaega'nın da 84 gözüküyor. Bilmiyorum abi. Bence Feguli de olabilir ya. Yorumlara yazın arkadaşlar ama Galatasaraylı olarak düşünmeyin. Galatasaraylılara söylüyorum. Rodaega da gelebilir çünkü Rodaega'nın da kartı kötü durmuyor ama tabii Feguli derseniz Feguli'yi de alabilir. Sağ kanat transferi kesin yapacağız. Ama bu sefer Falcao da kadrodan çıkabilir. Hangi santrafor kalsın? Sörloth, Crivelli, Falcao bu üçünden hangisini istiyorsanız yorumlara kesinlikle onu da yazmayı unutmayın. Babel var abi. Yani sol kanat yok oyunda açıkçası. O yüzden Babel'i de alamıyoruz. Babel şu anda olmadığı için. Hala sadece Babel var abi. Yani sol kanat bulamayacağız muhtemelen ama sol kanata da geçmemiz lazım. Bir şekilde sol kanat almamız lazım. Süper Lig'de sol kanat yok. Gerçekten çok garip. Sinirimi bozdu şu anda. Abi bir Aite var ya. Süper Lig'de de sol kanat yok. Niye yok abi? Hiç yok. Süper Lig'de sol kanat hiç yok. Sol kanata arkadaşlar sol orta saha kullanacağız muhtemelen. Sol orta saha alırız bir tane güzel bir tane. Hemen şöyle bakalım. Sol orta sahalara bakalım. 99 da yapalım abi. Pozisyonu sol orta saha. Bakalım kim var abi sol ortası. Boyd var. Boyd alabiliriz. Elia var. Bunu Boyd'u alabiliriz mesela arkadaşlar. Boyd çok istenmişti bir aralar. Sol kanata güzel gidebilir Boyd'da. Onu da alabiliriz arkadaşlar. MO olarak da önerilerinizi yapın. Kesinlikle MO bayağı var Süper Lig'de bu arada. Yani zaten sadece kadromuzdakileri bile gördünüz. Ligi hemen Süper Lig yapalım. MO olarak da görüyorsunuz. Sosa var. Mensah var. İrfan Can Kahveci var. Oğuzhan Özyakup şu an var. Bilmiyorum. Emre Belözoğlu var. Serinin 82'lik kartı var. Yani alabiliriz. Herkes alabiliriz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani kimi istiyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde transfer yağmuru, coins harcama yağmuru, oyuncu yükseltme yağmuru her şeyi yapacağız. Mükemmel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Ben çok heyecanlıyım. Şu anlık kadromuz buydu arkadaşlar ve şu anda hiç değiştirmiyorum. Sadece geçen videoda Falcao oynamıştı. Bu videoda da bu şekilde oynansın. Bir sonraki bölümde dediğim gibi bomba şeyler yapacağız. Donk'la Luis Gustavo artık kadroda olmayacak. Adem Laiç kesinlikle kadrodan çıkacak. Çünkü sol kanat ve sol orta sahada dizilişe geçeceğiz. Ama yeni yeni mesela Adem Laiç yerine buraya Boyd gelecek. Örnek verdim şu anda. Sağ orta sahaya Abdülkadir Ömür gelebilir sağ kanata. Sizlerin beğenileriyle beraber ben her şeyi yapacağım. Bu videoda sadece sizden istediğim like ve yorum rekoru. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açın. Mükemmel şeyler yapacağız. Bu kadroya da geçişimizi bekliyorum. Yani bu kadroya geçmemi istemenizi bekliyorum. Umarım isterseniz yani. Ben çünkü bu kadroya geçmek istiyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. Şu anda burada stoperde gördüğünüz gibi donk var ama her şeyi değiştireceğiz. Her şey mükemmel olacak. Gerçekten harika olacak. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen bir tane Division Rivals'a girmek istiyorum. Bir tane karşı atak maçı atalım. Uzun zamandır maç atmıyorduk ve uzun zamandır süper güç gelmiyordu zaten. Ya yeniden gelmesine özel bile like atabilirsiniz şu anda. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler yapacağız sizlerle beraber. Abi 2 gün içinde yapın bütün beğenilerinizi ve yorumlarınızı. 2 gün içinde videoyu çekebilirim çünkü acilen like ve yorumlarınızı yapın yani. Ama hala siz bu videoyu 10 gün sonra bile izliyorsanız like atın. Belki bir şey olmuştur süper güç atamamışımdır. Ya nereden bileceğiz? Her şey olabilir. Hadi bakalım. Abi yani şu klasmanda bu ratinglerin ne işi var? Gerçekten anlamıyorum. Olsun biz de 110 rating olacak. Olacağız abi. Az kaldı. Çok az kaldı. Olacağız ya. Biz de 110 rating olacağız. Hiç merak etmeyin. Olacağız ya. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Siz beğeni atarsanız zaten otomatikmen oluyoruz abi. Coins'imiz var yaparız ne olacak. Hemen abi şöyle şuta basarak Sörloth'la başladık. Hadi bakalım. Enzo Crivelli. Bu arada günde 2 video arkadaşlar. Yani bilmiyorum kaç milyon like isterim ama yani bir 2 milyon like atarsınız herhalde. Her neyse abi günde 2 videolara devam ediyoruz mükemmel bir şekilde ve ikisi de uzun video. Yani bir tanesi kısa bir tanesi uzun video atmıştım yakın bir zamanda ama bu arada şu anda oyuncuları test ediyorum arkadaşlar. Normalde bu pozisyonu atardım ama pas filan yapabiliyorlar mı ona filan bakalım diye. Enzo Crivelli, Fer Sörloth abi. Sörloth nereye? Laiç'miş lan Sörloth diyorum. Laiç. Abi bir şey söyleyeyim mi? Laiç gerçekten çok iyi topa vuruyor. Bu kalecinin karşı karşıya bile bile gol atamıyoruz ya. Sörloth. Oh be. Sonunda gol attım. Neyse abi güçlendireceğiz. Biz bu takımı güçlendireceğiz. Mükemmel bir kadro haline gelecek.
Süper Lig'i görecekler abi. Team of the Season bu sene gelmeye de bilir. Liglerin hepsi erteleniyor. Bence Süper Lig de ertelenecek. Bugün karar alınacak bu arada. Bakalım ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Ben de amatör ligde U19'da futbol oynuyorum arkadaşlar. Ertelenmesini de istiyorum açıkçası. Çünkü ertelenmezse gideceğim maça ve korkuyorum yani. Her neyse. Hemen devam et diyelim. Devam et diyelim. Ana sayfaya gelelim. Ve arkadaşlar kadroyu falan gördünüz. Bu arada satılan oyuncu varsa hemen alalım. Hani biliyorsunuz bizim etti ama muhtemelen yoktur ya burada satılan oyuncu. Aha Brooks satılmış bir tane. Alalım bakalım ne kadar coin eklenecek. Aa bakamadım. 239 bin. Oha 160 bine falan gidiyor Brooks'a bak sen. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenip eğlendiyseniz like atmayı, yeniyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Ve bye bye.